Hem Sedat Peker dosyasında hem Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Aslında her iki dosyanın birbirleriyle buluştukları ortak noktalar var. Onlar üzerinden devletin çivisinin çıktığını anlıyoruz. Daha doğrusu ortada bir devletin kalmadığını görüyoruz. Sadece bir kabile devleti veya Muz Cumhuriyeti'nde siyaset, bürokrasi, yargı, emniyet eliyle organize ve illegal şekilde böylesine acemice suçlar işlenir. Dünyanın asgari demokrasiyle yönetilen ülkelerinde mafya yapılanmaları bile bu şekilde hareket etmez. Göstere göstere suç işlemez. Bir dosya yaratabilmek için büyük mücadele harcadılar. Siyasetin tepe noktasına ulaşan bir başka dosyayı kapatabilmek içinse bunun tam tersi bir biçimde bin dereden su getirdiler. Biri uzun yıllar boyunca iktidarın her türlü illegal fiili içinde yer alan Sedat Peker'in hiç yoktan yaratılmaya çalışılan suç dosyası. Diğeri MHP eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateş'in kapatılmaya çalışılan cinayet soruşturması. Her ikisinde de başarı sağlanamadı. Her ikisinde ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Her ikisinde de skandalları büyüttüler. Peker defalarca beni iktidarla birlikte işlediğim suçlardan yargılayın dedi. Ama bu işlerine gelmedi. Konuşmasını engellemek için başka dosyalara ihtiyaçları vardı. Ortada kalan suçları ona yamayıp bu yama ile bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'ni onu almak için ikna edeceklerdi. Yama tutmadı. Sözüm ona bir gazeteci olan şahsın vurulması olayı ihalesi Peker'e bırakılacaktı. Bunun için Birleşik Arap Emirlikleri'nden basın danışmanı Emre Olur getirildi. Peker talimat vermiş, Olur organize etmişti. Kurgu buydu, olmadı. Olayın içi dolmayınca bir gizli tanık buldular. Peki ne oldu dersiniz? İtirafçı gizli tanık gerçek bir itirafçı oldu. Bana uyuşturucu içirip emniyete ve savcılığa çıkardılar dedi. Hiçbir biçimde olaylarla ilgisi bulunmadığını anlattı. Bu dayatmalara rağmen dosyayı ikna etmekten çok uzaktı. Bu kez dediler ki gizli tanığı vurup Peker yaptırdı diyelim. Bu şekilde kaldığı ülkeyi ikna edebiliriz. Bunların tümü kirli çamaşır gibi ortaya dökülünce emniyete ikna edici olmaktan uzak alelacele bir açıklama yaptırdılar. Emre Olur'u da serbest bıraktılar. Acemilikleri ve kafa karışıklıkları had safhaya ulaşmış, ne yapacaklarını bilmez hale gelmiş olmalılar ki daha Olur cezaevindeyken onu tekrar tutukladılar. Kapatmaya çalıştıkça açılan bir dosya oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ülkedaşımı vermem diyordu. Bu aşamada artık o da çok zor görünüyor. Eli mahkum. Dosya gazeteci itip kürsüden hakaret ederek kapanacak aşamayı çoktan geçti. Daha derin noktalara ulaştı. Şimdi altındaki uyuşturucu şaibeleri artıyor. Büyük devlet, güçlü millet, yerli ve milli ümmet olacaklardı. Maalesef çete oldular. Kendileri açısından trajik bir durum da var. Açmaya çalıştıkça kapanıyor, kapamaya çalıştıkça açılıyor. Keşke muhalefet de daha az masada oturup daha çok bunlarla uğraşsaydı.